Dostlar merhabalar. Şimdi full yayınlarının videolarını çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomu cep telefonuyla çekeceğim kardeşlerim. Katı cisimleri çözmeye çalışacağız sizinle. Birinci testimizle başlıyoruz. Biraz birkaç testi bir anda çözeyim diye cep telefonuyla çekmeye karar verdim dostlarım. Şimdi şöyle bir ayarlamasını, odaklamasını falan bir yapalım bu keratanın. Biz bakalım nasıl olacak. Bir görelim. İnşallah güzel olur. Normal kameramla çekmiyorum çünkü normal kameram biraz 10 dakika, 12 dakika çekiyor. Sonra kendiliğinden duruyor. Öyle olsun istemiyorum arkadaşlar. Bir başlayalım. Hızlı bir şekilde hepsini çözmeye devam edelim şöyle bir. Evet, katı cisimlerin birinci testi ilk sorumuz. Diyor ki, ayrıtlarının uzunluğu 2, 3 ve 4 olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi dostlar, eğer katı cisimler hakkında bir bilgi sahibi değilseniz, yani unuttuysanız diyeyim kısaca, benim bu konu anlatım videolarımı mutlaka izleyin dostlar. Mutlaka izleyin. Oradan notlarınızı alın, formülleri öğrenin. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi bir dikdörtgenler prizmasının hemen söyleyelim yüzey alanı şöyleydi dostlarım. 2 çarpı ikişer ikişer kenarlarının çarpımı, yani 2 ile 3'ü çarpıyorum artı 3 ile 4'ü çarpıyorum artı 2 ile 4'ü çarpıyorum. İşte buradan bulacağımız cevap bizim aradığımız sonuç olacak. Hemen toparlayalım. 2 kere 3 6, 3 kere 4 12, 2 kere 4 8, 20, 26, 2 ile çarptık. 52 bulduk. Bir numaralı sorumuzun cevabı. Geçtik 2 numaraya. Şöyle gölgeye de bir bakayım. Gölgelenme de oluyor mu diye bir kontrol edeyim elimizi koyduğumuzda. Evet, hafiften oluyor ama çok da etkilemiyormuş gibi. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB eşittir 4, BC eşittir 5 santimdir. Prizmanın hacmi 60 santimetre küp olduğuna göre yüzeyin alanı nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi hacmini nasıl buluyorduk biz dostlar prizmanın? Taban alanı, yani 4 ile 5'in çarpımı çarpı bir de yükseklik. Yüksekliği bilmiyoruz. H diyelim. Bu da eşitmiş 60'a. 4 kere 5 20. 20 ile neyi çarparsak 60 yapar? 3'ü. O zaman H dediğim, yani yükseklik dediğimiz kısım 3 birimmiş. Bunu da bulduk arkadaşlarım. 3 santimmiş. Şimdi yine bize yüzey alanını soruyor. Az önce de söylediğimiz formül dostlar. 2 çarpı, şimdi kenarları ikişer ikişer çarpıyorum. 4 ile 5'i çarpalım 20. 5 ile 3'ü çarpalım 15. 4 ile 3'ü çarpalım 12. Topladık 20, 35, 37, 47, 2 ile çarptık 94'ü yapıştırdık gobeller. Ve geçtik 3 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor, şekilli bir soru. Evet, diyor ki şekildeki küpün alanı 48 kök 2 ise, 48 kök 2 ise buna göre alan ABC'de nedir diye bir soru sormuş. Küpün alanı, küpün yüzey alanı demek istemiş. Yanlış yazılmış. Önemli değil arkadaşlarım. Küpün yüzey alanı 48 kök 2 ise küpün yüzey alanı dediğimiz şey 6 tane kareden oluşur küp. Yani 6 tane a kare olacak küpün alanı. Ve bu da 48 kök 2'ymiş dostlarım. Küpün alanı böyle bulunuyordu. Hemen 6'ya böldük. A kare eşittir buradan 8 kök 2 geldi. Bize de diyor ki şu ABCD'nin alanı, şu dikdörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Dostlar şurası küpün bir kenarı A birim, A birim, A birim. Şuradaki dik üçgenden şu bizim yüzey köşegenimizdir. Burası da A kök 2. Yani bize sorulan şey A çarpı A kök 2. Bu dikdörtgenin alanı soruluyor. A çarpı A kök 2 soruluyor. Yani A kare çarpı kök 2 soruluyor ki biz A kareyi ne diye bulduk? 8 kök 2. O halde 8 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı soruluyor bize dostlarım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bir de 8 ile çarptık. Ceyhan'ı paketledik dedik. Gelelim 4 numaralı sorumuza. Hemen okuyoruz. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB 12 santimdir. BC 4, 3 var, 12 var.
Buna göre ECX nedir diye bir soru sormuş. Bakın burada şimdi bir prizmanın içinde şöyle herhangi bir doğrunun uzunluğunu bize ilerleyen testlerimizi de soracak eminim dostlarım. Yalnız bu seferki sorumuzda bu EC dediğimiz, yani prizmanın içindeki salak doğru dediğim bu doğru, X dediğimiz doğru, bu seferki güzel bir doğru arkadaşlar, salak değil. Bu doğrunun bir ismi var, bir sıfatı var. Cisim köşegeni deniyor buna. Cismin birbirine en uzak iki köşesini birleştiren doğruya cisim köşegeni deniyor. Bakın Edirne ile Ceyhan'ı birleştirmiş. Cisim köşegenini bulmanın formülü şuydu. Kök içinde 3 farklı uzunluğun kareleri toplamı dostlarım. Yani 4'ün karesi, 3'ün karesi yazalım. 3'ün karesi, 4'ün karesi, bir de 12'nin karesi. İşte bunun cevabı, bu işlemin sonucu bize cevabı getirecek arkadaşlarım. Hemen cevabımız Adana'dan geliyor. Nasıl buldun öğretmenim? Dostlar şu ikisinden 3, 4, 5 geliyor. Şu ikisinden de 5, 12, 13 geliyor. Paketledim gitti dostlarım. Böyle tek tek karelerini almakla uğraşmadım. Biraz matematiğin bana sağladığı kolaylıklardan faydalandım. Evet, geldim 5 numaraya. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 24 santim olan küpün hacmi nedir diye soruyor. Dostlar bir küpte 12 tane ayrıt vardır. 12 tane kenar vardır. Her biri de birbirine eşit olduğu için bir kenarına A birim dersem 12 tane A'nın toplamı 24'müş. Demek ki küpün bir kenarı 2 birim. Bana da küpün hacmini soruyor. Yani A küpü soruyor. 2'nin küpü 8'dir dedim. 5 numaralı sorumun cevabı Adana'dan geldi. 6 numara. Üçgen prizma var arkadaşlarım. Tabanı üçgen olan bir prizma. Yan yüzeyleri kare. O yan yüzeyleri kare ise şurası da 6, şurası da 6, şu da 6. E o zaman bu da 6, bu da 6. Tabanı da eşkenar üçgen mi çıktı o zaman? 6, 6 yan yüzeyleri kare ve yüksekliği 6 santim olan üçgen dik prizmanın hacmi nedir? Evet, tabanı eşkenar üçgen olan bir prizma çıktı arkadaşlarım. Dik bir prizma tabii ki. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruyor. Prizmanın hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Önce gelin tabanın alanını bulalım dostlarım. Şuradaki bizim tabanımız, bu tabanın alanını birlikte bulalım. Eşkenar üçgen olduğu için eşkenar üçgenin alan formülü A kare kök 3 bölü 4'tü. Eşkenar üçgenin alanının formülü. 6'nın karesi 36, 4'e böldüm. 9 kök 3 çıktı. Buranın alanı. 9 kök 3 ile de yüksekliği, yani 6'yı çarpacaksınız. 9 kök 3 çarpı 6'dan 54 kök 3 geldi. 6. sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi Goberler. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Şimdi geldik 7 numarayla. Yani aslında yeni nesil soruları çözmeye geldik şimdi dostlarım. İlk sorumuz bakalım ne diyor. Bir kare dik prizma şeklindeki kolinin 3 boyutunun en boy yükseklik uzunlukları toplamı 20 birimdir. Peki. Şimdi kare dik prizma diyor arkadaşlar. Madem ki bir kare bu, şurası kare olan kısım olsun. Şu kısım tabanı olsun. Tabanımız kareymiş. O zaman A yüksekliğimize de B diyelim. Ne diyor? Bunların üçünün uzunlukları toplamı, yani 2A ile B'nin toplamı 20'ymiş. Aha, ilk bilgiyi yazdık. Bu kolinin toplam dış yüzey alanı sayısal değer olarak hacmine eşit olduğuna göre. Hadi dış yüzey alanını da bulalım biz o zaman bunun bir de. Şimdi dış yüzey alanı dediği zaman dostlarım, bir kere taban alanları var. Yani A kare var. Bir A kare de şurada sizin görmediğiniz tarafta, bir A kare de burada var. O zaman 2 A kare taban alanları artı yan alan gelecekti bir de buna. Yan alanı da nasıl buluyorduk dostlarım? Tabanın çevresi, yani 4A ile yüksekliğin çarpımı 4AB eşitmiş bu tüm yüzey alanı. Dış yüzey alanı bu. Hacmine eşitmiş. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik, yani A kare çarpı B'dir arkadaşlarım. Hacim dediğimiz şey de buydu. Peki hepsini bir A'ya bölelim mi arkadaşlar? Bakın A kareden de bir A gitsin. Buradan bir A gitsin. Buradan da bir A gitsin. Yani şöyle bir şey çıktı, onu da buraya yazayım. 2A artı 4B eşittir. Burada da A çarpı B
kaldı. Şimdi bize de diyor ki amca, buna göre bu prizmanın en uzun ayrıtı en fazla kaç birimdir diye bir soru sormuş. En uzun ayrıtını istiyor bizden. Yani B'yi istiyor aslında bizden dostlarım. Şimdi biz bir de ne biliyorduk? 2A ile B'nin toplamını 20 diyebiliyoruz dostlar. 2A artı B'yi, şunu da bir şurada, şurayla işimiz yok. Şurası kaldı bir tek. 2A artı B'yi 20 diyebiliyoruz. Peki bu durumda 2A'ya değer vereceğim şimdi dostlarım. İşte mesela en uzun ayrıtı hani 8 olsun diyelim. B'yi 8 verseydim. B 8 olsaydı. Bu durumda A'ya ne kalacak? 2A'ya 12. A'da 6 gelecekti. A 6 ise burası 12. B'ye 8 demiştim. Burası 32. B 8 ise, A 6 ise 6 kere 8 48 burası yapacak. Burayı sağlamadı. Demek ki 8 değil. 10'u değer verelim. B'ye 10 diyelim. 10 değerini verdik. O zaman 2A 10 olacak. 2A 10 ise A 5'tir. 5 ile B'ye de 10 demiştim. Burası 50. B'ye 10 demiştik. 4 kere 10 burası 40. Bakın 50 eşittir. 50 oldu. Demek ki B 10 olacak, olabilir dedik arkadaşlar. Geçtik 8. sorumuza. Diyor ki, kış mevsiminde odasını ısıtmasından dolayı, ısıtamamasından dolayı Ali Bey tesisatçı Ahmet Bey ile görüşür. Ahmet Bey en uygun ısınmanın gerçekleşmesi için odada kullanılması gereken radyatör, yani kalorifer peteğinin hacminin, odanın hacminin bir %1'i ile %2'si arasında olması gerektiğini söyler. Tamam, hacmimiz gözüküyor. Şimdi şunu biraz daha yukarıya alalım. Sonra diyor ki, odanın ölçüleri yukarıda şekilde verildiğine göre en uygun ısınmanın gerçekleşebilmesi için aşağıdaki ölçüleri metre cinsinden verilen radyatörlerden hangisi kullanılmalıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle bir soru arkadaşlar, biraz deneme yapacağımız bir soru. Şimdi şu odanın önce bir hacmini hesaplayalım. Hani ne? Taban alanı 24, yükseklikle çarp 3 ile çarp 72. Şimdi bizim odamızın hacmi 72. Diyor ki, sen öyle bir petek koyacaksın ki buraya, bu 72'nin hacminin yani %1'i ile %2'si arasında bir değer alacak diyor arkadaşlar, senin koyduğun petek. Peki 72'nin %1'ini hesaplasak hemen, 72 bölü 100 yapar. Yani 0.72. %2'sini hesaplasak hemen 72 144 bölü 100 yapar. Yani 1.44. İşte senin bulacağın şu şıklardaki petek aralığı, yani aşağıdakilerdekini deneyeceksin tek tek. Bu aralığa girmek zorunda diyor dostlarım. 0.72 ile 1.44'ün arasında bir değer olursa en güzel ısıtmayı sağlarsın diyor. Şimdi biz de şıkları tek tek deneyip hangisinin hacmi bu aralığa giriyor diye bakacağız. Ben tabii çok uzatmayacağım. 8. sorunun cevabı Edirne'ymiş. Direkt Edirne'yi deneyeceğim arkadaşlarım. Bakalım bu aralığa giriyor mu? Bu da bir dikdörtgenler prizması. Hacim dediğimiz şey 3 ayrıtının çarpımı. Yani 13 bölü 10 çarpı 4 bölü 10 çarpı 2 bölü 10. Çarpalım. 2 ile 13'ün çarpımı 26. 26 ile 4'ü çarparsam 80. 4 kere 6 104 yapıyor arkadaşlarım. 104 bölü 100 bin. 104 bölü 1000 oldu. Hemen şöyle yapalım. Yani 0,104 oldu. O da bu aralığa giriyormuş dostlarım. Demek ki cevabımız Edirne'dir dedim. Geçtim gittim bu soruyu. Geldim 9 numaraya. Yukarıdaki verilen tırın kasa tabanının ölçüleri 3 ve 18 metre. Yüksekliği ise 4 metredir. Küp şeklindeki kolilerin bir ayrıtı 1,5 metredir. Buna göre tırın boş kasasına... Bundan EBOB-EKOK sorularında da çok çözülüyordu zamanında arkadaşlarım. EBOB-EKOK sorusudur bu. Yapacağınız işlem, kaç tane koli sığardı sorusunun cevabı, büyük olanın hacmini bulup küçük olanın hacmine böleceksin. Şimdi tırın kasasının hacmi kenarları 18, 4 ve 3 olduğu için 3'ünün çarpımı. Bölü küp şeklindeki bir kolinin hacmi bir ayrıtı 1,5 metreymiş. O zaman 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5 diyeceksiniz. İşte bu işlemin sonucu bize
kaç tane koli olduğunu, koli sayısını, sığacak kolilerin sayısını verecek dostlarım. Ben çok uzatmıyorum. Cevabımız Ceyhan'mış. Bu işlemi yaptığınızda Ceyhan'ı buluyormuşsunuz arkadaşlar. Geldik 10 numaraya. Bir taban ayrıtı 5 birim olan kare dik prizma ile. Bir taban ayrıtı 5 birimmiş dostlar. O halde şurası 5 birim bakın. Şurası 5. Şurası 5, şurası 5, şurası 5 diyelim. 5 bildiğimiz yerleri yazalım. Peki 4 adet dikdörtgen dik prizma şeklindeki gibi bir araya getirerek bir ayrıtı 13 birim olan küp oluşturuluyormuş. Şimdi küpün bir ayrıtı 13 birim. Şurası 13 birim. Şurası 13 birim. Şurası 13 birim. Yüksekliği de 13. Şunları bir gösterelim. 13 birim. Şimdi şuradaki dikdörtgenlerin şu kısa kenarlarına, şuralara A desem ben, burası da A, şurası da A, şurası da A olur. Şurası bakın 5 artı A oldu ve artık ne diyebilirim? 5 artı A ile A'nın toplamı yani 5 artı 2A 13'e eşittir diyebiliriz dostlarım. Peki o zaman 2A eşittir 8 olur. A eşittir 4 gelir. Demek ki şuradaki uzunluk 4. Şurası 4. Yani şu dikdörtgenler prizmasının şu ayrıtı 4. Peki şurası toplam 5, 4 daha 9. Demek ki şurası 9. Şurası 4 oldu. Yüksekliği zaten 13. Ne diyordu bize? Dik prizmalardan birinin yüzey alanı kaç birim karedir diye bir soru soruyor. Dik prizmalardan birinin yüzey alanını bulacağız. Boyutları 4, 9, 13. Ne yapıyorduk dostlarım? İkişer ikişer çarpıp bir de bunu 2 ile çarpacaktık. Yani şurada gösteriyorum. 2 çarpı. Şimdi ikişer ikişer çarpıyorum. 4 ile 9'un çarpımı 36. 4 ile 13'ün çarpımı 52. 9 ile 13'ün çarpımı 90. 27 daha 117. İşte bu işlemin sonucu bizim aradığımız cevap olacak. Cevap da Adana'dan geliyormuş arkadaşlarım. Geçtim gittim bunu. Şimdi gelelim hemen test 2'ye. Test 2'yi çözelim. İşte telefonla çekmenin faydası da bu. Durmamıza gerek yok arkadaşlar. Gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz bu şekilde. Şimdi diyor ki AD paraleldir. AD neresi orası? He, yani yamuk olduğunu söylüyor tabanın. 4, 4, 4'ü gördük arkadaşlarım. 8'miş. He, şurası da 8 birimmiş. Yamuğun şuranın da 8 olduğunu gördük. Yani şurada bir yamuk var arkadaşlar. İkizkenar yamuk hatta. Göstereyim onu şöyle. Ayrı bir yerde göstereyim. Şurası 8, 4, 4, 4. Böyle bir yamuk. Hatta bu yamukta biz hemen şöyle iki dikliğimizi indirelim. Şurası 4. Şunların eşit olduğunu biliyoruz. 2, 2 kaldı bunlara. Şurada 2 var, 4 var. 30, 60, 90'dan 2 köküçü bulduk yüksekliğimizi. Neyi soruyor? Prizmanın hacmi. İyi ki de çizmişiz bunu. Çünkü prizmanın hacmini bulmam için tabanın alanını bulmam lazım. Tabanda bizim işte bu ikiz kenar yamuğumuz. Hemen alanını bulalım. Alt taban artı üst taban 12 çarpı yükseklik 2 kök 3 bölü 2. Demek ki taban alanı 12 kök 3. Bir de bunu yükseklikle çarpacağım. 12 kök 3'ü 8 ile çarptığınız zaman da aradığımız cevap gelecek dostlar. Cevabımız 96 kök 3 çıktı. Geldik 2'ye. Tabanı eşkenar üçgen olan dik prizmanın taban ayrıtı 4, yüksekliği 8 santimdir. Şimdi tabanı eşkenar üçgenmiş arkadaşlarım ve taban ayrıtı 4 santimmiş. Bir prizmamız var elimizde. Şöyle gösterelim bu prizmayı. Bu prizmanın yüksekliği de 6'ymış. Prizmanın yüzey alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi prizmamız bir kere bir tane taban, bir üstte de var aynı tabandan, iki tane eşkenar üçgen tabandan oluşuyor. Bir tanesinin alanını bulalım. A kare yani 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten. Cevabım 4 kök 3 bir tanesinin alanı. Bir tane de bundan var. 2 tane oldu. Etti 8 kök 3. Bir kere taban alanlarımız 8 kök 3. Sıra geldi yan alana. Yan alanı bulmanın yolu neydi? Tabanın çevresi çarpı yükseklik. Tabanın çevresi 3 tane 4. 12. 12 ile de 6'yı çarptım. Etti mi 72 dostlar? O zaman 72 artı 8 kök 3. Yan alan 72.
Taban alanları da 8 kök 3 bulduk. 72 artı 8 kök 3 aradığımız cevap geldi. Ve geçtik 3 numaralı soruya. Evet. AB 2 kök 6. Tamam. Şekildeki küpte A ve B bulundukları ayrıtların orta noktalarıdır. O halde şöyle yapalım hemen. Şunları eşit olduğunu gösterelim. Şuna K diyelim. Buna da K diyelim. Orta noktalarıdır. AB'nin 2 kök 6 vermiş. Küpün alanı nedir diye bir soru soruyor. Dostum bak şurayı çiziyorum hemen. Şurada bir dik üçgen oluşturdum. Bak sen de gör bu dik üçgeni. Bu dik üçgenin hipotenüsü 2 kök 6. Şurası K, şurası K, burası 2K. Şu çizdiğimiz uzunluk şurası yani. K kök 5 Pisagor'da. K, 2K, K kök 5. Hadi şuradan da bir Pisagor bağıntısı çakalım. K'yı bulalım hemen Gobeller. Ne diyeceğiz? 2 kök 6'nın karesi yani 24 eşittir. K'nın karesi artı K kök 5'in karesi 5K kare yapar. 6K kare 24. 6'ya bölersek 4 eşittir. K kare K eşittir 2. Yani K 2 ise küpün bir kenarı 4 bulundu. Küpün alanı 6 tane kareden oluşuyor küpümüz. 6A kare demiştik. Bir kenarı 4 ise 4'ün karesi 16. 6 ile de 16'nın çarpımı cevabın 96 Adana'dan geldi. Evet, dördüncü sorumuz dostlar. Tabanı düzgün altıgen olan dik prizmanın taban ayrıtı 2 santim, hacmi ise 30 kök 3 santimdir. Buna göre prizmanın yanal alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi önce prizmanın yüksekliğini bulalım arkadaşlar. Yanal alanın formülü neydi? Tabanın çevresi, ki tabanın çevresini biliyoruz, bir kenarı 2 ise düzgün altıgen olduğu için 6 tane şöyle düzgün altıgenden tabanın çevresi bir kenar 2 olduğundan 12 gelir tabanın çevresi. Ben bu 12'yi yükseklikle çarptığımda da yanal alanı bulmuş olurum arkadaşlarım. Yanal alan bu. Yani yanal alana ulaşabilmem için yüksekliği bilmem lazım. Yüksekliği bulabilmem için de bana hacmi vermiş dostlar. Hacim 30 kök 3. O zaman prizmanın hacmini bir hesaplayalım. Neydi hacim? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanımız düzgün altıgen. Düzgün altıgenin alanı 6 tane eşkenar üçgen. Yani 6 çarpı 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Çarpı yüksekliğimiz h eşitmiş 30 kök 3'e. Kök 3'lere bay bay, 4'lere bay bay dedim. 6 h 30'a h eşittir 5 oldu dostlarım. H madem ki 5 geldi, yanal alan 12 çarpı 5'ten 60'ı paketledik Gobeller. 4 numaralı sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. 5 numaradayız. AB'yi 3 vermiş, orayı 4 vermiş. Bakın şurayı da 5 vermiş. Yani şurası 4, burası 3. O zaman 3, 4, 5 dik üçgeninden burası kesin 90 derece diyelim bir kere buraya. Bu 1. 2. Neyi soruyor bize? DF nedir diye bir soru soruyor dostlarım. Hemen DF'yi bulabilmek için şu Bursa ile Fransa'yı birleştirdim. Ve şuradaki dik üçgenden faydalanıp BF'yi bulacağım. X'i bulacağım arkadaşlar. Tabii ki şurası 6 birimmiş yüksekliğimiz. Biz şurayı bulalım arkadaşlarım. Şu uzunluğu. Onu da şuradaki Pisagor'dan 9, 4 daha 13. Kök 13 olduğunu söyleyelim buranın. Hadi şimdi Pisagor yapıyorum. X kare eşittir 6'nın karesi artı kök 13'ün karesi. Ne geliyor buradan? X kare eşittir 49. X eşittir 7'yi paketledik Gobeller. Geldik 6 numaraya. Evet, AB'yi de 2 vermiş. AB 2 ise bizim şu köşegenimiz, bak üstteki karenin köşegeni 8. O halde üstteki karenin bir kenarı 4 kök 2. Demek ki küpün bir kenarı 4 kök 2'ymiş arkadaşlar. Şurayı da çizsem. AD'yi de çizsek biz. Bak AD'de buranın köşegeni olur. 4 kök 2'nin karesi 8. CD bu karenin köşegeni olur. Yine 4 kök 2'nin kök 2 katı, pardon, karesi nereden çıktı? Bu da 8. Yani şu ortadaki ADC üçgeni aslında bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanı neydi? 8'in karesi, yani bir kenarının karesi kök 3 bölü 4. 8'in karesi 64. 4'e böldüm 16. 16 kök 3'müş bu arkadaşlar. Hatta şuraya 2A'ya
6A diye de yazalım. Bakın mavi yer 6A. Çünkü 6'ya 6, 2'ye 2A düşürdüm. Ben toplam 8A'yı ne diye buldum? 16 köküç diye buldum. A'yı 2 köküç bulurum. Bana 6A'yı soruyor. 12 köküç buldum dostlar. Sorumuzun cevabı geldi bile. Evet, geldik 7 numaralı sorumuza. Yeni nesil bir soruymuş arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? Bir futbol maçından görüntü almak için kullanılan drone orta noktadan 24 metre yükseldikten sonra 6 metre kuzey ardından da 8 metre batı yönünde ilerleyip duruyor. Buna göre drone orta noktadan kaç metre uzaklaşmıştır? He, şimdi biz de bu drone'a şuradan bakalım mı arkadaşlarım? Şuradan bir gözleyelim biz bu drone'u, tamam. Bizim gözümüz burada. Şuradan bakıyoruz şimdi drone'u yukarıdan. Drone yukarıdan şu noktadan hareket edecek ama unutma bak bu yerden de 24 santim yukarıda şu anda. Burada gibi gözüküyor ama tam yerdeymiş gibi ama yerden de 24 santim şöyle yukarıda bir yere denk geliyor, tamam mı? Şimdi bu 24 santim yukarıdan ne diyordu önce? 6 metre kuzeye, kuzeyden de batıya gidecek sonra şöyle. 6 metre kuzeye gitti, sonra 8 metre de batıya gitti. Yani şu bulunduğu yerden ne kadar uzaklaştı aslında havadayken? 6, 8, 10 birim uzaklaştı. Yani şu anda şuradan 24 birim yukarıda, 24 birim yukarıda, 10 birim de bu tarafta arkadaşlarım. 10 birim de bu tarafa gelmiş oldu. Yani kuzeye ve batıya giderek de 10 birim bu tarafa geldi. Peki orta noktadan ne kadar uzaklaşmıştır diye soruyor. Dostum bak, 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı çıktı. 5, 12, 13. Yani cevabımız 13'ün 2 katı 26 olacak. Bursa'dan geldi cevap. Geldik 8 numaraya. Evet, küp çıkartma sorusu sevdiğim sorulardan bir tanesi. Şimdi bakalım ne diyor. Şekil 1'deki 27 adet birim küpten oluşan bir küpün her biri birim küpmüş arkadaşlarım. Her bir yüzeyin ortasındaki birim küpler ve şeklin merkezindeki birim küp çıkarılarak yani 7 tane küp çıkarılıyor arkadaşlar. Bak 6 yüzey var. 6'sının da her birinin de tam ortasındaki küp çıkarılıyor. 6 tane küp eder bu. Bir de tam merkezde, tam ortada bir küp var. Bir de bu çıkarılıyor. Yani 7 tane küp çıkıyor. Diyor ki hacmi nasıl değişir? Hacmi 7 tane küp azalır o zaman arkadaşlarım. 7 birim küp hacim azalacak. Yani cevap bu değil, bu değil, bu değil. Bir kere şöyle bir şu A, B, C şıklarını eleyelim. Sonra alanı hakkında nasıl bir şey değişir diye soruyor. Bakın buradan bir tanesini hesaplayın şimdi dostlar. Şu yüzeye bakın mesela. Şimdi ben şu öndeki kareyi çıkarttım, değil mi? Bir birim çıktı buradan. Ama bu çıktıktan sonra bak dostum, dikkat et buna. Bu çıktıktan sonra şu yerde bir tane kare var. Bu girdi. Şu yanda bir tane kare var. Bu girdi. Şu yanda bir tane kare var. Bu da girdi dostlarım. Yani aslında bir tane kare çıktı ama 3 tane kare eklendi gobeller buraya. O zaman buradan 3 birim kare arttı. E hocam 6 yüzey var. 6 yüzey içinde aynı şeyi yaptığımda 6 kere 3 18 birim kare artmaz mı arkadaşlarım alan? O halde cevabım 18 birim kare artar, 7 birim küp azalır diyeceğiz. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 9 numaradayız. Aşağıdaki şekilde kalınlığı 2 santim olan bir karton mukavvanın üstten görünümü verilmiştir. Yani kalınlığı 2 santim. AB eşittir AF eşittir 12 birim. Şurası 12, şurası da 12 birimmiş arkadaşlarım. Tamam. BC 8 birimmiş. Hemen şuraya 8'imizi yazalım. 7 eş kareye ayrılmış arkadaşlar. 7 eş kare. Demek ki şurası 4. Şöyle uzatırsak hani burası da 4 oldu. Hani bir kare şurada oluşsa mesela 4 4 bir kare buradan. Şuraya 8 kalır. Evet, buraya da 8 kaldı. Hatta bu 8'i de şöyle. Evet, güzel oldu arkadaşlarım. Her birinin bir kenarı 4, 4, 4, 4, 4 olacak şekilde işte 7 tane kartona ayırdık. Sonra bunlardan birini attık. Şu geri kalan 6 tanesini üst üste gelecek şekilde yerleştirdik. Neydi bunların birinin kalınlığı? 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 birim oldu. Yüksekliğim o zaman. Şurası 12 birim. Bunların tabanları 4'e 4 oldu arkadaşlarım. Şöyle 4'e 4. Buna göre oluşan
Şu büyük şeklin hacmi nedir? Ha, şurada göstereyim. Büyük şeklin hacmi nedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. İşte böyle bir şekil çıktı. Kalınlığı 2 dediği için yükseklik 12 geldi. 6 tanesi üst üste 12 yaptı. Taban alanı 4 kere 4 16 çarpı yükseklik 12. Sorumun cevabı geldi. 16 çarpı 12. O da 192 yaptı. Cevap Edirne'den geldi arkadaşlar. Evet, 10. sorudayız dostlarım. Son sorumuz olsun bu da. Bir video için iki test çözmüş olalım, sonra devam ederiz. Aşağıda iç kasaları dikdörtgenler prizması şeklindeki olan araçlar verilmiştir. Evet. Şekildeki tırın kasasının iç ölçüleri 3, 4 ve 20. Hemen hacmini hesaplayalım. 3 kere 4 12, 20 ile çarpıyorum. Hani 3 farklı boyutunun çarpımı ya. 12 ile de 20'yi çarptım. 24, 0. Yani 240 bunun hacmi. Minibüsün hacmi 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Şu keratanın arabanın hacmi de 1 kere 2 2, 2 ile de çarptım onu 4. Bunun da hacmi 4. Bu yayın evi her biri 1 metreküp olan, yani bir tanesinin hacmi 1 olan 1122 adet kitap kolisini araçlarla boş yer kalmayacak şekilde en az kaç sefer düzenleyerek taşıyabilir? Dostlar şimdi bununla bir seferde 240 santimlik hacim taşırsın. Bir kolinin hacmi 1 birim metreküpse 240 tane koli bununla taşırsın. 30 koli bununla, 4 koli de bununla taşırsın dostlarım. Her biri bir metre kolisini araçlarda boş yer kalmayacak şekilde en az kaç sefer düzenleyerek taşıyabilir diye sormuş. Şimdi tam hepsini de kullanıyoruz herhalde. Benim ilk anladığım bu. Şimdi 240 koli buraya koydum. 30 buraya koydum. 274 de buraya koydum. 274 koli taşıyorum arkadaşlar bir seferde. 274 koli taşıyorum tek bir seferde. Peki nasıl yapalım? 1122 adet kitap kolisini araçlarda boş yer kalmayacak şekilde. 274. Bundan biz 10 sefer 2700 bilmem ne yapar. 2740 yapar. 10 sefere gerek yok. Demek ki 10'dan daha az sefer taşıyacağız. Ama demek ki şöyle diyorum. Her seferde 3'ünü de kullanacağız diye bir kural yok o zaman anladığım kadarıyla arkadaşlarım. Her seferde 3'ünü birden kullanmayacağım herhalde. Şöyle yapalım. Bu bir seferde 240 götürüyorsa kaç seferde şöyle 1000'e yaklaşır? 10 sefer olsa 2400 kitap taşır bu. Olmadı ki. 12 ile 2'yi çarp, 24, yayın evi 1 metreküp olan 1122 adet kitap kolisini araçlarda boş yer kalmayacak şekilde en az kaç sefer düzenleyerek taşıyabilir? Şimdi arkadaşlar videoyu bir durdurdum ben burada. Bir bakayım dedim, nerede hata yaptık, bir şey yaptık mı diye bir sorayım dedim de. Hatamız yok arkadaşlar kendimizce. Şöyle yapıyormuşuz çözümü. Şimdi 1122 adet kitap var. Bunları biz her biriyle eşit sayıda taşımıyormuşuz arkadaşlar. Biz ilk başta öyle düşündük. Hani 4 defa bununla, 4 defa bununla, 4 defa bununla mı taşıyorum acaba diye düşündüm ben. Cevap çünkü 12. Cevaba bakıp da konuştum. Sonra böyle değilmiş arkadaşlarım. Çünkü o zaman koli yetmiyor en azından. Şöyle yaptık. 1122 adet koliyi 240 hacimli tank tırtırla ne kadar sefer taşıyarak giderim diye buluyorum. Ki buradan hemen 4 olsun. 4 ile çarparsak 0, 9 ne oluyor? 800, 960 daha. 960 yapıyor. 960'ı çıkarttım hemen. 122, 40 daha. 162 yaptı arkadaşlarım. 162 koli kaldı. 4 defa kamyonla taşıdık. Şimdi 162 koliyi de 30'luk kamyonla kaç defada taşırız diye soruyorum. 5 kere olsa 150 yapar. 150 çıktı, 12 kaldı. 12 kolimiz kaldı elimizde. 12 koliyi de 4'lük arabayla kaç seferde taşırım? 3 seferde taşırım. İşte bunların toplamı 4 sefer, 5 daha 9, 3 daha 12 seferde en az taşıma işlemini yaparım diye düşündük arkadaşlarım. Her biriyle kullanacakmışız. Her birinde kullanacağız diyor soru. O yüzden her birinde kullandım. Mutlaka en az bir sefer yaptırdım her birine. Peki kardeşler, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda da test 3'ten devam ederiz inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.